Hiç kusura bakmasın. Bu şudur. Fareler gemiyi terk ediyor. Öyle bir hikayedir yani. Bugün bunun arkası gelecek bundan sonra. Herkes çünkü AKP iktidarının bittiğini, iktidar bittiği günde hesabın masaya geleceğini herkes bilir artık. Herkes bir şekilde pozisyon almaya çalışıyor. Sözde yabancı ortaklara bu kamu hizmeti imtiyazlarını kaçırmanın arayışları içerisinde. İşte birisi İzmir'deki bilmem ne fabrikasına gitselerini bilmem nereye devrediyor. Öbürüsü satın aldığı bir hava meydanını yurt dışındaki bir kuruluşa devrediyor. Birisi köprüyü devrediyor. Habire bir kayırma, bir kanuna karşı hile. Altını çizerek söylüyorum. Evet. Muvazza ve kanuna karşı hileyle uluslararası tahkim kimin şemsiyesi altına sığmaya çalışıyorlar. Burası emin olun çok iyi hukukçuları olan çok güçlü bir hukuk devletidir. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Yargıyı da yeniden inşa edeceğiz. Bu kılıflara sığınanlara da buradan sesleniyorum. Öyle söke söke değil, biz Atatürkçülere hiçbir şeyin sökmeyeceğini kapitülasyonlarda gösterdi Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun emriyle geliyoruz ve hiç kimse bizden söke söke bir kuruş dayı alamaz. Hodri meydan göreceğiz. Bir detay, sevgili Tuncay. Bir detay aktarayım üstüne konuşur sevgili seyirciler. Şimdi bu yabancılar da bir enteresan. Biz bu tip haberleri çok sık yaptığımız için 27 senedir yolsuzluk ekonomisiyle ilgili haberler yazıp çiziyoruz. Bıyıklı yabancı diye bir tabir vardır. Yani aslında yurt dışında Türk yatırımcıdır tabii bu tırnak ki. İçinde ya da Türkiye'den büyük oranda servet kazanıp tırnak içinde onu yurt dışına taşımış ve bir takım fonların arkasına gizlemiş Türkler var. Çok. Onlar yabancı yatırımcı gibi Türkiye'ye gelirler. Belki de az önce söylediğiniz bu grubu satın alan bildiğiniz fonlar, şu anda anlı şanlı Türk iş adamlarından bir tanesidir. Fonlar, krediler, fon bankalar tamamı neredeyse tamamı Türkiye'den yurt dışına kaçmış, yurt dışında yabancı kimliğine bürünmüş, yabancı gibi görüntü sergileyip sonra da Türkiye'deki bu varlıkları hazine garantisiyle yağmalayan insanlardır. Yabancılar bu işlerden korktular. Evet, hepsi çıktı. Evet. Hiçbirisi bu işlerin içerisine girmedi. Devasa fon kuruluşları Türkiye'den çıktılar. Çünkü biliyorlar ki bir gün bunlar mutlaka çok bunun ciddi bir şekilde sorulur. Bir yargılama konusu olacaktır. Evet. Şimdi bir Venezuela hikayesi konuşuluyor. Sürekli konuşuyorsunuz Venezuela. Sevgili Tuncay, Venezuela tipik bir Türkiye örneği gibidir. Bakın, Venezuela dünyadaki ölçümlenmiş petrol rezervinde 24.9'da birinci sıradaki ülke. Ama halk açlıkla boğuşuyor. Enflasyon 3700'lerde. Halkın %50'si işsiz. %50'si işsiz. Her 6 kişiden birisi Venezuela'dan kaçıyor. Dünyanın başka ülkelerine göçüp orada yaşamaya çalışıyor. Kim bu ülke? Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Niye? Hukuk yok, demokrasi yok. Maduro diye bir otobüs şoförünü getirdiler ülkenin başına. Evet. Ve o Maduro ülke gelirlerinin büyük bir kısmını kendisine oy verecek olan, kendisini sandıkta tutacak olan insanlara kömür makarna gibi dağıtmıyor, nakit para dağıtıyor. Evet. Onlar da ona oy veriyorlar. Çok benzer modeller. Aynen, çok benzer. Tek adam sistemleri şimdi, bütün dünyada aynı. Tabii. Şimdi niye Venezuela? Çünkü Venezuela dünyada ticaret yapılmayacak kadar dünyanın artık ilişkisini kopardığı, legal olarak hiçbir şekilde insanlara muhatap olmadıkları ve onunla dış ticaret yapmadıkları bir ülke. Doğal olarak o da nakit paralar üzerinden bu iktidarını ayakta tutmak için bir şekilde geçmişte işte Zencani Zarrab ilişkisinde olduğu gibi İran'ın ambargoyu delmek için yaptıklarının bir benzerini Venezuela'da yapıyor. Kısacası dünyanın her yerinde bu tezgahlar çok benzer bir şekilde kuruluyor. Ama şunu da bilsinler ki dünyada hukuk öyle bugün 10 yıl önce 20 yıl önce icat edilmiş bir şey değildir. Binlerce yıl milyarlarca insan bu entrikaları, bu film fırıldağı düşünerek bunlara karşı nelerin yapılması gerektiğini de tedbirlerini alarak geliyor. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri bugün arkasına dolanılarak buradan zaten çıkarız diye zannedilir. Ama asla unutmasınlar ki Türkiye Cumhuriyeti, gerçekten söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti hukuk background'u çok güçlü bir ülkedir. Buna ilişkin çok sayıda, çok kıymetli hukukçularımızın hatırlatmaları var. Buna ilişkin çok ciddi çalışmaları var, raporları var, dokümanları var. Birkaç ay içerisinde o tahkimlere sığınanlar el pençe divan, salya sümük adaletin önüne gelirler, yüce divanın önüne gelirler. Orada önlerine ne konulacağını çok rahat bir şekilde görürler. Onun için hiç kimse öyle söke sökeymiş. O sökeler söke sökeler bize sökmez. Öyle olmuyor. Bu ülkeye diyorsun, sökmez. Evet. Hiç öyle olmadı. Bakın. Büyük Önder biliyorsunuz Lozan'a gönderiyor Türk heyetini. Lozan'da da bir görev dağılımı yapılıyor. İşte İnönü rahmetli
Misak-ı Milli'yi müzakere ediyor. Hasan Saka da kapitülasyonları müzakere ediyor. Trabzonlu. Evet, Trabzonlu. Gurur duyuyoruz tabii biz kendisiyle. Gurur duyuyoruz, evet. Hasan Saka kapitülasyonlar konusunu müzakere eden çok değerli bir hukukçu. Ve olağanüstü, büyük, güçlü bir müzakere ile karşı karşıya kalıyor. Biliyorsunuz Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması konusunda Hasan Saka'nın vermiş olduğu mücadele, yani Lozan heyetinin mücadelesi neredeyse büyük bir yeni bir savaşın başlangıcına evet, kadar taşınıyor. Evet, evet. Ve Türkiye Lozan'da iplerin koparılmasına da hodri meydan diyor. Evet. Yani savaştan çıkmış bir ülke, büyük bir ağır bedel ödemiş bir ülke Lozan'a gidiyor. Lozan'da yapılan o bir sürü entrikayı filmi fırıldağa geçiyorum. Ya yani kapitülasyonlarla ilgili kısmına geliyorum. Lozan'da görüşmeler kopuyor ve evet. Büyük Önder'e telgraf çekiyorlar. O da dönün geriye diyor. Dönüyorlar. Türkiye tekrar silahları masaya koyuyor. O silahlar masaya konulduktan sonra Lozan'daki bütün kapitülasyonlar ellerinin tersiyle itilip atılıyor. Evet. Biz o Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinin yurttaşlarıyız. Hiç kimse unutmasın. Öyle İngiliz mahkemelerinde, başka bir yer mahkemelerinde diledikleri sözleşmeyi yapabilirler. Ama bu ülkenin insanları da şunu biliyorlar ki bu sözleşmeleri biz elimizin tersiyle yitip atacak kadar birikime, donanıma sahip insanlarız. Hiç kimse öyle kanuna karşı hile yöntemiyle, muazza yöntemiyle bu ülkenin yoksul insanlarının işine, aşına, ekmeğine göz koyamayacaktır. Dünyada kurulmuş olan tezgahlarını kendileri devam ettirdikleri sürece mutlu müreffeh olsunlar. Ama bilsinler ki bu tezgahlar sonsuz değildir. Bugüne kadar dünyada 350'ye yakın otoriter iktidar gelmiş. Bu 350'ye yakın otoriter iktidarların hiçbirisi kalamamış, hepsi çekmiş gitmiş. Otoriter iktidarların ülkelerine getirdikleri ağır bedeller, bunları konuşmayacağım. Dilerlerse onları evet. da konuşuruz. Bir örnek daha anlatayım sevgili Tuncay. Az önce Venezuela'yı söyledik. Evet. Suudi Arabistan. Dünyanın 2 numaralı petrol rezervine sahip ülkesi değil mi? Yılda 200 milyar dolar. 200 milyar dolarlık petrol ihraç eden bir ülke. Suudi Arabistan'da nüfusun %30'u açlıkla mücadele ediyor. Açlıkla. Evet. Sayın Pekşen, burada bir nokta koyalım mı? Neden? Çünkü Zeynep Gürcanlı'ya veda edeceğim bu bölümde. Öyle mi? Sizle devam edeceğiz. Emin Şirin'le devam edeceğiz. Ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni şu Aykut Küçükkaya olacak. Zeynep bir cümleyle bitirelim. Zeynep'e evet. son sözü verelim. Şimdi bakın. Suudi Arabistan'da nüfusun %30'u, 27 milyon, 6 milyonu açlıkla mücadele ediyor. Ev sahibi olmayan insanlar %34. Kirada oturan insanlar %37. Hani bu Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihraç eden ülkesi, 200 milyar dolar yalnızca petrolden kazanıyor. Niye? Çünkü demokrasi yok. Çünkü evet. hukuk yok. Evet. Demokrasi yoksa, hukuk yoksa ülkeniz istediği kadar zengin olsun. Bir tarafta açlık ve yoksulluk vardır. Öbür tarafta büyük bir saltanat hayatı vardır. Ve bunun bedelini o ülkenin insanları hep beraber öderler. Bu konulardan devam edeceğiz.